Evet. Geçmiş olsun. Kısa bir bilgi vermek ister misiniz? Hemen şey yapayım. Şimdi Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. 15 Mart Çarşamba günü Gölbaşı Meydan'dan başlayıp dere istikameti boyunca gitmiştim. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la denk geldik. Kendisinden hemen son sel durumu ile ilgili son gelişmeleri almaya çalışacağım ben. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, dünden beri gece saat 3'ten beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmek. Aman gitme. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sel felaketine karşı 4 tane deremiz var ilçemizden geçen. Bu derelerin ıslahlarını ile uğraşıyoruz. Gördüğünüz üzere. Şu anda çok şükür selle ilgili bir durumumuz yok. Tabii çadırları su filan bastı ama sel felaketiyle ilgili önlemlerimizi aldık. Gece 3'ten beri tüm personelimiz sahada şu anda çalışmalarını sürdürmekte. İnşallah bir sel felaketine maruz kalmadan atlatacağımızı düşünüyoruz. Tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sağ olsunlar. İskender Bey, Gölbaşı'nda sel felaketinden dolayı herhangi bir ölü var mı? Yok. Bizde sel olmadı zaten. Gece 3'ten beri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Çadırları tabii ki sular bastı yani çadırları ama o mağduriyetler de bir taraftan ekiplerimiz tarafından giderilmekte. Çok şükür şu ana kadar selle ilgili bir zayiatımız yok yani. O zaman Adıyaman Gölbaşı ilçesinde sel felaketi olmadı ama şiddetli yağış. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la birlikteydik. Şehirdeki son durumlar hakkında da bilgi aldık. Gölbaşı'nda sel felaketi yok ama şiddetli yağış devam ediyor. Tabii ilerleyen süreçte önümüzdeki saatlerde ne olacağı konusunda şu an tabii bir öngörüde bulunamıyoruz ama Adıyaman merkezi ve Şanlıurfa'yı sel vurmuş durumda. Şu anda da iş makineleri çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi evet, depremden etkilenen evler, yıkılmış evler bir taraftan. Bir taraftan da şiddetli yağmur var. Umarım Gölbaşı bir de selle mücadele etmek durumunda kalmaz.